Sabri Bey, siz çok espiritüel birisiniz. Şimdi ben size görüşeceğim diye Google'la sizi araştırdım. Ya şimdi, ne espriler? Beni dışarıda televizyondan izleyenler çok espri olduğumuzu düşünmez ama ben arkadaş çevresinde çok konuşan. Sizin hakkınızda da çok espriler var. Ve siz de böyle gayet... Yani hiç rahatsız olmuyorum. Rahatsız olmuyorsunuz. Bugüne kadar da hiçbirine cevap vermedim. Yani sonuçta... Hayır, bu da güzel bir medya sonuçta. Göz önünde olduğumuz için kötü de eleştiri olabilir, iyi de eleştiri olabilir. Mizah yönü bol bol şeyler de ortaya çıkabilir. Yani saygı duyuyorum. Yani sonuçta benim görüşümde hani beni seven de olacak, sevmeyen de olacak. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Yani sonuçta kimseye art niyet beslemem ben. Sabri Bey, şimdi hani bir futbolcuların çok parası olduğu biliniyor ya. Yani. Çok para diyorum. Normalden çok paranız var çünkü. Şimdi burada dolayısıyla borç konusuna geleceğim. Şimdi biliyorlar ki var. Sizden çok borç isteyen olur mu? Yani zaman zaman oluyor. Ne yapıyorsunuz? Zaman zaman oluyor. Herkese yani dağıtıyor musunuz? Herkese dağıtamıyorsunuz. Herkese dağıtınca zaten size kalmıyor bir şey. Ya elimizden geldiğince güvendiğimiz insanlara. Yeri alıyor musunuz borçları? Aldığım oldu, almadığım oldu. Ne yapıyorsunuz alamayınca? İkinci bir insan değilim. Ha, boş ver ya. Yani şey, ne yapayım yani sonuçta belki gücü yoktur, veremedi. Yani boğazına sarılmam. Ama benim bu samimiyetimi kullanıp da... İstismar edilmemeli. İstismar ettikleri zaman ben o zaman o insanlarla... ilişkimi keserim. Kestiğim de olmuştur. Sabri Bey, $1,000,000 verseler gitmem dediğiniz bir takım var mı? Paranız zaten milyon alıyorsunuz da milyar dolar deseler. Şimdi 94 yılında Galatasaray Kulübü'ne ilk girdiğim yılda. O 2012'deyiz. 18 senemi doldurdum. Hani ikinci bir evimdir Galatasaray camiası. O tesisler, o Flora'daki tesislerimiz. Ha, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmedim. O düşünceye vardığım zaman zaten her zaman söylemişimdir. Benim hayallerim arasında Avrupa'da da futbol oynamak. Tabii futbolcu, profesyonel futbolcu hayatın her şey neyi gösterir bilmiyorum ama ben Galatasaray'da ayrılmayı düşünmedim. Düşünmüyorum da Avrupa'dan güzel bir teklif olursa, Avrupa'da da yani oynamak hayalim olduğu için. Ya sonuçta profesyonelsiniz. Yani, futbolculuk profesyonellik yani, değil mi? Amacım Avrupa'da futbol oynamak. Hani kısmet olursa olduğu zaman da sevinirim. Olmazsa da Galatasaray'da beni Galatasaray'dan bir sene istemiyoruz diyene kadar Galatasaray'da kalırım yani. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Para durumuna katıldığınız için. Ben rica ederim. Güzel, samimi sohbetiniz için. Sağ olun. Sizinle güzel sorunuzdan dolayı teşekkür ederim.